Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf biyoloji 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Her biri altın değerinde olan sorularım var sizler için. Hemen başlayalım. Tüm canlılarda bulunan ve protein sentezi gerçekleştiren organelin adı ribozomdur. Hücrelerde salgı maddesi üretip hücre dışına salgı salgılayan organele Golgi cisimci denir. Bitkisel hücrelerde nişasta yağ ve protein depolayan renksiz plastiklere lökoplast denir. Hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerin meydana getiren organelin ismi sentrozomdur arkadaşlar. Bitkisel hücrelerde yeşil dışındaki renkleri veren plastite kromoplast denir. Hücre içi sindirimi gerçekleştiren organele ise lizozom denir arkadaşlar. Diyerek ilk sayfamızı mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Arka sayfamızdan devam ediyoruz. Hücre içinde madde iletimini gerçekleştiren organelin organelin ismi endoplazmik retikulumdur arkadaşlar endoplazmik retikulum. Oksijenli solunumla ATP üreten organelin adı mita mito kondridir. Tatlı sularda yaşayan canlılarda hücreye giren fazla suyu dışarı atan organele verilen isim kontraktil kofuldur arkadaşlar. Hücrelere şekil veren, desteklik sağlayan yapıya ise biz hücre zarı diyoruz. Peki, boşluk doldurmalarımızı mükemmel bir şekilde tamamladığımıza göre klasik sorularımıza geçebiliriz. Prokaryot ve ökaryot hücrenin bizden tanımı istenmiş. Arkadaşlar hemen prokaryot hücrenin tanımını yaparak başlayalım. Arkadaşlar prokaryot hücre çekirdek zarı ve zarlı organeli bulunmayan hücrelere denmekte. Ne dedik? çekirdek zarı ve zarlı organeli bulunmayan hücrelere denir. Ökaryot Hücreler ise arkadaşlar zarla çevrili belirgin bir çekirdeği ve zarlı organelli zar, zarlı organelleri olan hücrelere denir arkadaşlar. Ne dedik? Zarla çevrili belirgin bir çekirdeği olan, belirgin bir çekirdeği çekirdeği olan ve zarlı organelleri olan hücrelere denir dedik ve bu sorumuzda mükemmel bir şekilde tamamlamış olduk. Arka sayfamızdan devam ediyoruz. Arka sayfamızın ilk sorusunda bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 4 tanesini yazınız demişiz arkadaşlar. Peki şöyle kategorilendirelim. Bitki hücresi hayvan hücresi Arkadaşlar bitki hücresinde sentrozom bulunmaz. Sentrozom bulunmaz. Hayvan hayvan hücresinde ise sentrozom bulunur. Kofulları büyük ve azdır. Kofulları küçük ve çoktur. Üçüncü olarak ne diyebiliriz? Genelde arkadaşlar bitki hücrelerinde lizozom bulunmaz. yapıyorsun bulunmaz. Genelde lilozon bulunur arkadaşlar. Son olarak dördüncü olarak şekilleri genellikle köşelidir arkadaşlar bitki hücrelerinin şekilleri genellikle köşelidir. Hayvan hücrelerinin şekilleri ise arkadaşlar genellikle yuvarlaktır. Peki bu sorumuzda tamamladığımıza göre bir sonraki sorumuzdan devam edebiliriz. Mitokondri ve kloroplastın farklarından 3 tanesini yazınız demişiz. Arkadaşlar hemen birincisiyle başlayalım. Arkadaşlar mitokondri oksijenli solunum gerçekleştirirken kloroplast ise fotosentez gerçekleştiriyor mitokondri oksijenli solunum gerçekleşirken kloroplast ise fotosentez gerçekleştirir. İkinci olarak mitokondri hücre içerisinde arkadaşlar gece gündüz sürekli aktiftir. Kloroplast ise sadece ışığın olduğu zamanlarda kendini aktifleştirir. O zaman ne diyoruz? Mitokondri hücre içerisinde sürekli aktiftir. Gece gündüz çalışır. Kloro past ise arkadaşlar ise sadece ışığın olduğu zaman aktiftir. Şöyle yazalım. Ol, ışığın olduğu zaman aktif. Üçüncü olarak arkadaşlar mitokondri solunum reaks reaksiyonları ile ATP üretir. Ne dedik? Mitokondri solunum reaksiyonları ile ATP üretir. Kloroplast ise ışık enerjisi ile ATP üretir. O halde hemen bunu da yazalım. Mitokondri solunum reaksiyonları ile ATP üretir. Kloroplast ise ışık enerjisi ile ATP üretir arkadaşlar. Bir sonraki sorum. Bu soruyu da harika bir şekilde tamamladık. Homolog organ nedir? Arkadaşlar homolog organ kökenleri ve genel yapılara aynı fakat işlevleri bazen benzer, bazen farklı olan organlara denir. Hemen yazalım. Kökenleri ve genel yapıları aynı fakat işlevleri benzer ya da farklı organlara biz homolog organ diyoruz. Bir diğer sorum, lokoplastın görevi nedir? Arkadaşlar lokoplastın görevi bitkisel hücrelerde nişasta, yağ ve protein depolamaktır. Hemen yazıyoruz. İlk sayfada da boşluk doldurmamız vardı. Tekrardan yazalım. Bitkisel hücrelerde nişasta, yağ ve protein depolamaktır. Endostoz ve eksostozun exostoz, farklarından 3 tanesini yazınız demişiz. Arkadaşlar ben nasıl yapayım? Burayı biraz dar bırakmışız. Şöyle şurayı ayırayım. Şuraya eksostoz yazalım. Buraya endostoz yazalım. Keşke şu tarafı yazıp şurayı kullansaydım. Her neyse arkadaşlar endositozda madde içeri alınır. Madde içeri alınır. Egzostozda ise madde dışarı atılır. Madde dışarı atılır. Arkadaşlar bunu şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Bakın egzoz. Egzoz ne yapar arabadaki egzoz? Egzoz motordan gelen dumanı dışarı atar. Egzoz madde dışarı atılır. Harika. İkinci olarak hücre zarı azalır. Hücrenin içeriği artar endositozda. Arkadaşlar hücre zarı azalır. Hücrenin içeriği artar. Egzositozda ise arkadaşlar hücre zarı artar. Hücrenin içeriye şöyle göz gödeme azalır. Evet. Onun dışarısında ne diyebiliriz? Bitki hücrelerinde görünmez arkadaşlar endositoz bitki hücrelerinde görülmez. Egzostos ise bitki ve hayvan hücrelerinde görülür diyerek bu sayfamızda mükemmel bir şekilde tamamlayıp Son sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Fagositoz ve pinositozun ortak özelliklerinden iki tane yazınız demişiz. Arkadaşlar ikisinde de ATP harcanır. Evet yazı biraz karışıklaşmaya başlamış olabilir. Çünkü sabahtan beri video çekiyorum arkadaşlar. Yazılar yaklaşıyor bütün sınıflara. 4. sınıftan 10. sınıfa kadar 12'ye kadar video çekiyoruz. Ee, sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına da kanalımıza ulaşabilirsiniz. Videolar kısmından. Devam ediyoruz. İkisinde de yine aynı şekilde ikisinde de taşıyıcı protein ve enzimler vardır arkadaşlar diyerek iki özelliğimizi yazmış oluyoruz. Hücre zarı ve hücre duvarı arasındaki farklılıkları yazınız demişiz. Arkadaşlar öncelikle ben hücre zarını yazayım şöyle. Hücre zarı, hücre duvarı. Bunları kapıştıracakmışız. Versus yaptıracakmışız. Peki arkadaşlar hücre zarı canlıdır. Hücre duvarı cansızdır. Hücre zarı seçici geçirgendir. Hücre duvarı ise tam geçirgendir arkadaşlar. Tam geçirgendir. Hücre zarı daha güçsüz, zayıftır arkadaşlar. Hücre duvarı ise çok sert ve dayanıklıdır. diyerek bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlayıp son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bakın önemli bir soru. Basit difüzyonu açıklayarak difüzyon hızını arttıran ve azaltan faktörlere ikişer örnek veriniz demişiz. Arkadaşlar öncelikle basit difüzyonun tanımını yapabilmek için bizim e, difüzyonun tanımını yapmamız gerekiyor. Evet şöyle ekranımızı düzeltelim. Arkadaşlar difüzyon maddelerin hücre zarından taşıyıcı proteinlerin oluşturduğu kanallar aracılığı ile taşınmasına denir. Ne dedik? Maddelerin hücre zarından taşıyıcı proteinlerin oluşturduğu kanallar aracılığıyla taşınmasına denir. Dedik. Şurada şöyle yapabiliriz. Oluşturduğu kanallar aracılığı ile taşınmasına kolaylaştırılmış kolaylaştırılmış difüzyon denir. Diyelim. Eğer arkadaşlar difüzyon kendiliğinden gerçekleşiyorsa eğer difüzyon kendiliğinden gerçekleşiyorsa buna ben ne diyorum? Basit difüzyon diyorum. Peki. Basit difüzyonu açıkladığımıza göre difüzyon hızını arttıran ve azaltan faktörlere örnek verelim. Arkadaşlar difüzyon hızını arttıran faktörlerden birincisi ortam sıcaklığı. İkinci olarak yoğunluk farkı. Üçüncü olarak ne yazabiliriz? Difüzyon. Yani iki tanesiydi ama üçüncüyü de yazayım. Difüzyon yüzeyi diyebiliriz. Difüzyon yüzeyi arttıkça arkadaşlar madde geçişinin yapıldığı yüzey alanı alan, alanı da genişler. Yüzey alanı genişlediğinden dolayı difüzyonuzu ne yapar? Artar. Peki azaltan faktörler nelerdir? Molekül büyüklüğü arkadaşlar. Azaltan faktörler. Arasında yine aynı şekilde hücreler arası uzaklıkta önemli difüzyonu azaltan faktörler arasında. 2. Madde arasındaki uzaklık arttıkça difüzyon hızı ne yapıyor arkadaşlar? Yavaşlıyor. Diyerek 9. sınıf biyoloji 2. dönem 1. yazılımıza harika bir şekilde hazırlanmış oluyoruz ve dersimizi sonlandırıyoruz. Arkadaşlar yeni konu anlatımlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımızdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.